Engellerini aşıp dansla buluştular, yeteneklerini parkede sergilediler. Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası gerçekleştirildi. Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış konuşmasını Tekerlekli Sandalye Dans As Başkanı Merve Aslaner Girdap yaptı. İstiyoruz ki tekerlekli sandalye dans dünya standartlarına ulaşsın. İstiyoruz ki branşımızın sporcuları yurt dışındaki rakipleriyle daha iyi rekabet edebilecek imkanlara ve şartlara ulaşsın. Bu farkındalık ile çalışacağımız 2022-2023 sezonu için çok önemli hedeflerimiz var. Bunları da sizlere bir kez daha dile getirmek istiyorum. Asıl engel ruhlara konulan engeldir diyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal şunları kaydetti. Asıl da engel, esas engel ruhlara konulan engeldir. Ruhlara konulan engeldir. Bazı insanları görüyoruz, işte istenmeyen yerlere hapsolmuşlar. İstenmeyen işler yapıyorlar. Bence asıl engel bu. Önemli olan ruhların o engelini kırmak ve tekerlekli sandalyede olsa o genişliği yaşayabilmek. Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden bahseden Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, sporcuları ve misafirleri Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet etti. Şu anda anısına yarışma düzenlenen 100. yılını kutladığımız büyük taarruzun başladığı Çağalköy ve Dumlupınar'ın yine Kütahya sınırlarımızın içinde bulunmasındandır. Ben hepinizin bir an önce yarışmaya başlamak istediğinizi biliyorum ama Kütahya'ya gelmişken Kütahya kalemizden şehrimizi görmenizi, buradaki sosyal tesisimizde yemek yemenizi, mahalli yemeklerimizden tatmanızı, yine Çamlıca'da da bulunan sosyal tesislerimizde tabii güzellikler içerisinde vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum hepinize. Son 19 yılda engellere yönelik yapılan çalışmalardan bahseden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, engelli vatandaşlarımız 20 yıl önce olduğu gibi sınırlı bir hayatın içinde hapsolmak zorunda değiller dedi. Eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda çok sayıda desteklerimiz oldu. Tüm bu hizmetlerin sonucunda artık engelli vatandaşlarımız bugün 20 yıl öncesinde olduğu gibi sınırlı bir hayatın içerisinde hapsolmak zorunda değiller. 2001 yılı sonu itibariyle son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayımız 5777'den 192.000'e, evde bakım yardımı alan engelli vatandaşlarımızın sayısı 535.700'e, okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayımız 58.000'den 320.000'e ulaştı. Engelli bireyler sosyal yaşam içinde sporla kendilerini daha rahat ifade edebildiğine dikkat çeken Kütahya Valisi Ali Çelik, ülkemizin son yıllarda paralimpik olimpiyatlarda aldığı başarılara değindi. Engelli bireylerin özellikle sosyal yaşam içinde kendilerini daha rahat ifade edebileceği en başta gelen branşlardan bir tanesi sporla uğraşmak. Ülkemizde son zamanlarda özellikle paralimpik olimpiyatlarında elde edilen başarılar yapılabileceklerin sınırlarını insan iradesinin ortaya koyabileceği azmi bize gösteriyor. Özellikle Sümeyye Boyacı gibi birçok sporcumuzun elde etmiş olduğu başarılar bizler de dahil olmak üzere hepimize örnek oluyor.